insanca yaşama taleplerine ölümle karşılık verilen Suriye'de 8,2 milyon insan kendi ülkesinde mülteci konumunda yaşam mücadelesi veriyor. Hastaneler, camiler, pazar yerleri ve okullar gibi insanın olduğu her yer kitle imha silahlarıyla yok edilirken 2 milyon öğrenci katliamlar sebebiyle eğitimlerine devam edemiyor. Savaş sebebiyle oluşan eğitimsizlik hali okul çağındaki çocukların ve gençlerin suistimal edilmesine yol açıyor. Bu durum ise Suriye'yi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor. Suriye'nin geleceğini inşa edecek eğitimli bir neslin yetişmesi yönünde 5 yıldır eğitim çalışmalarına devam eden İHH İnsani Yardım Vakfı yeni bir projeye imza atıyor. Suriye içerisinde kurulan Uluslararası Şam Üniversitesi, savaş sebebiyle üniversitelerini yarıda bırakmış veya üniversite yaşında olan yüzlerce öğrenciye hizmet veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah ve alihi ve sahbihi ve men valah ve ba'd. مدرس سابق في كلية الشريعة بجامعة دمشق قسم العقائد والأديان، والآن أصبحت رئيسا لجامعة الشام العالمية التي تأسست بالشراكة مع إخواننا في منظمة الإيهاها وجمعية شفاق الشام. هذه الكليات يعني تم التشاور لتأسيسها بحسب حاجة المناطق المحررة، ويعني نرجو أن تكون هذه الجامعة منارة علمية كبيرة لمستقبل سوريا إن شاء الله تعالى. Alanında uzman eğitimcileri bünyesinde barındıran üniversitemiz, Suriye'nin yaralarının hızlı bir şekilde sarılmasını sağlayacak eğitimli bir neslin yetiştirilmesini amaçlıyor. إيجاد الجامعة كان خطوة عظيمة جدا وخطوة كبيرة جدا، وكانت سعيدة جدا بالنسبة لنا نحن كأعضاء هيئة تدريسية وكدكاترة، وبالنسبة للطلاب أيضا كان اللي فقدوا حلم التعليم خلال ال5 سنوات الماضية تجدد الآن الأمل في إتمام إنجاز التعليم العالي تبعهم. طبعا أنا من خلال إعطائي المحاضرات للطلاب في أقسام كلية الهندسة مادة الفيزياء، فأرى قبول وفرح شديد من الطلاب وقبول تقبل المعلومة بشكل جيد جدا. إن شاء الله تعالى سيلبي الدراسات الجامعية والدراسات الجامعية لطلابنا اللي انحرموا منها خلال مدة 5 سنوات. İlahiyat, iktisadi idari bilimler, siyasi bilimler ve mühendislik fakülteleriyle aciliyeti bulunan alanlara ağırlık verilerek ülkenin daha hızlı kalkınması hedefleniyor. İlk etapta 300'ü yatılı olmak üzere toplamda 440 öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitede önümüzdeki dönemler için ihtiyaç duyulacak olan birimlerin yapım çalışmaları da devam ediyor. Kurulumu devam eden üniversitemiz, bünyesinde birçok sosyal ve mesleki alanları barındıracak kampüsüyle uluslararası platformda da söz sahibi bir üniversite olmayı amaçlıyor. يعني شفنا نحن المنظمات الأخرى صبت تركيزها كله في الغذاء والمساعدات، ويعني ونحن بدنا حاجتنا الضرورية إنه التعليم. فأنا الجامعة يعني حسيتها شلون إنه مثل أنا عطشان وأجي يعني عطشان في الصحراء وأجا واحد أعطاني كاسة مي، فيعني نحن بعد انقطاع كبير وما في جامعات وما في تعليم، واللي خلص بكالوريا يعني راح يحط الشهادة في البيت. فالحمد لله انه صار يعني عندنا مجال لانه نتابع دراستنا ونكمل يعني نتكاتف كلنا يعني ايد بايد مشان نبني هالبلد. Her yönden olduğu gibi eğitim bakımından da buhran yaşayan Suriye'de eğitim faaliyetlerinin aksamaması en az barınma ve tıbbi faaliyetler kadar önemlidir. Bu noktada büyük önem arz eden Uluslararası Şam Üniversitesi, Suriye'nin geleceğine katkı sağlaması noktasında çalışmalarına devam ediyor.